Arkadaşlar merhaba. Bu sene yapacağım projemin, yani Atayolu projemin başlangıç videosu olacak. Bu Atayolu'nu niye yapıyorum, nasıl yapıyorum, nereden çıktı, bu projelerimin asıl kaynağı nedir? Ben kısaca bahsederken Atayolu'ndan da bahsetmiş olacağım. Ve zamanı geldi, artık Atayolu'na çıkacağım. Peki bu projeler genel kapsamda neye hitap ediyor? Ben yıllardır bisikletimle Türkiye'nin her tarafını dolaşıyorum biliyorsunuz. Kamp yapıyorum, tur yapıyorum falan, bir sürü şeyler. Madem her yeri geziyorum, senede bir defa da olsa yakın tarihimize ışık tutan, atamızın izlerini taşıyan yerlere gitmek, milli duygularımı harekete geçiren yerlerde yol almak ve bu konuda çalışmalar yapmak, projeler yapmak benim idealim oldu. Sonuçta ben bunu her yıl yapıyorum. Zaten ben her yerdeyim. Niye böyle projeler yapmayayım diye kendi kendime soru yönelttim ve cevabı da 2015 yılından itibaren bu uygulamaya başlayarak devam ettirdim. Bu bağlamda bugüne kadar Büyük Taarruz bisiklet turu, Gelibolu Yarımadası şehitlere saygı turu, Gelibolu 1915, İstiklal Yolu'ndan Zafer Yolu'na, İstiklal Yolu, Zafer'e giden yol, Atayolu Kurtuluş Yolu projelerini gerçekleştirdim ve iyi sonuçlar da aldığıma inanıyorum. Ve çok iyi duygularla yüklüyüm. 2023 yılındayız ve bir projemin yine tekrarına geldim. Atayolu. İlkini 2019 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılında Ferdi Kızıl ile beraber yaptık. 26 gün sürdü. Muhteşemdi. Aradan 4 yıl geçti. 2023 yılındayız ve ben küçük oynama ve düzenlemeler ile Cumhuriyetimizin ilanının 100. yılında Atayolu projesini tekrar gerçekleştireceğim. Ne mutlu bana. 2019'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığının 100. yılında yapmıştık. Cumhuriyetimizin 100. yılında, kuruluşunun 100. yılında tekrar Atayolu'nun projesini gerçekleştireceğim. Bu projedeki amacım, atamızın yeni mücadele ateşinin yaktığı Samsun'dan başlayıp onun izinde yol alarak Mustafa Kemal Atatürk'ün kaldığı yerleri, Atatürk müzelerini, komple merkezlerini, milli mücadele müzelerini, şehitlikleri, 1. Dünya Savaşı'nda Rus işgaline uğrayan yerleri, kültürel alanları, vatanımın eşsiz güzelliklerini ziyaret ederek Anıtkabir'de atamızın huzurunda bitirebileceğim bir proje Atayolu. Bu projem uzun soluklu olacak. 2000 kilometre kadar bir rotası söz konusu. 26 gün gibi bir zaman diliminde tamamlamayı düşünüyorum. Rotayı 4 yıl önce yaptığımdan birçok yerler hakkında daha tecrübeli hareket edeceğim. Yol alacak, kamp yeri sorunu yaşamayacağımı umuyorum. Her projemde olduğu gibi yine beni heyecan bastı, değişik duygular içerisindeyim. Atayolu'nda yol almanın anlamını şimdiden hissetmeye başladım. Bu vatanın kurtulmasında kanlarını döken, şanlı bayrağımızı göklerden indirmeyen, vatan toprağının bir karışını dahi kanları pahasına savunan, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle anıyorum. Dualarımı esirgemiyorum. Evet, Atayolu'na çıkma zamanı, Atayolu'na projesini gerçekleştirme zamanı. Birkaç gün içerisinde çıkacağım. Paylaşımlarda da bulunmaya başlarım. Evet, 26 gün gibi kadar, yani 30 gününde bulabilir, belli olmaz. Yol hali bu. Bu projemi gerçekleştireceğim. Beni izlemeye devam edin. Atayolu'nu sizlere de tavsiye ederim. Yotta dahilinde, güzergah dahilinde çok güzel yerler var. Gezilecek çok yerler var. Ben bu projeleri yaparken çok güzel duygularla yüklü olarak yola çıkıyorum. Gerçekten de muazzam bir duygu serinle hareket ediyorum. Ne mutlu bana.